Gün gece bir haber düştü şeye, Oda TV'ye. Haber, İran'ın yarı resmi ajansı, Fars Haber Ajansı'nda. Ne cennet pazarlayıcılığıyla bunu şimdi yani? Sahte cennet pazarlayıcısı. Diyor, kısa süre önce açıklamasında sosyal medyadaki takipçi sayısının az olmasına tepki göstermiş. Ya ben tepki gösteriyorsam sizin karınız için. Ben size diyorum ki kazanın. Sohbetler için günleri, orucun günü, duanın günü geçecek. Üç ayla göre biz bunları attığımız zaman size haber gelsin. Bir video konuldu diye size haber, bilgi gelsin. Çünkü iş hayatınız, dünya hayatınız çok yoğun. Ortalıkta sıkıntılı, ekonomi sıkıntılı. Hepinizin derdiniz, tasanız var. Bir haber gelirse, değil mi? Bir de baktım bugün bizim bir arkadaşın şeyine, yanımda telefonu kalmıştı. Vın ediyor ya, bir ses geliyor, bir şey geliyor. Ben hiçbir haberlere üye değilim de. Kafam karışır. Bir baktım diyeyim, ne oldu acaba ya? Önemli bir şey mi var, ihtilal mi oldu falan? Aa, bir de yazıyor ki Barcelona künfiyekün oldu. Mevzuya bak. Yahu kardeşim, yani şimdi ama orada bir haber gelse, Recep'in ilk gecesini kaçırıyorsunuz. Seneye kadar yok. Seneye kim var, kim yok. Recep'in ilk gecesi dualar %100 kabul, hadis-i şerif var. Lütfen agah olalım. Duaları, zikirleri kaçırmayalım bu mübarek gecede diye. Bir haber geliyor mu? Biz bu sistemi kuralım diyoruz. Kurmayalım mı yani? Biz bunu söylüyoruz benim takipçim. Az olsa ne olur, çok olsa ne olur. Sizden ne istemişim bugüne kadar? Cennet pazarlıyorum da para mı alıyorum cennet karşılığında? Cennet arsa mı satıyorum aşağı? Ne alakası var? Mevzunun doğru anlaşılması, anlatılması, hususunda tebliğlerin yayılması lazım. Bizim de derdimiz bu. YouTube dediğimiz, Facebook dediğimiz ne? Tebliğ olsun, ulaşsın insanlara. Yoksa bize üyelik paralı değil ki yani biz. Paralı değil. Ama bir kuvvet olursa, bir yekün olursa, mesela ben size dedim o zaman 75 bin, 80 bindeydi. Şimdi de 115 bin olmuş, bir şey değil. Ama resmiyet aldım. YouTube'daki kanalım resmi değildi. Allah razı olsun üye olanlardan. Devam edin. Bak siz 100 bini geçince resmiyet aldım. Resmiyet almadığım zaman hiçbir şeyi koyduramıyorum, kaldıramıyorum. Arama yetkim yok. Adam seni muhatap almıyor. Yalan yanlış senin adına bir şey çıksa sildiremiyorsun. Siz anlatamıyorum herhalde ben size derdimi. Yani şimdi başka olaylar oluyor. Benim adımı kullananlar oluyor. Benim adıma site açmış. Mesela cübbeli. Yani tam demeyeyim şimdi, bir de ona da girersiniz siz şimdi. Bir site açmış, direkt Nurettin Yıldız'ın kanalına kanalize ediyor. Bir de onun yazılması daha kolay, daha kısa. Tak giren, Nurettin Yıldız çıkıyor. Şu anda dün bana gösterdiler. Ben bu işleri bilmiyorum. Biz şimdi bunu kapattıracağız diyelim. Sen YouTube'da, Facebook'ta resmiyetin olmadığı zaman adam seni dinlemiyor, anladın mı? Biz size diyoruz üye olun. Ne diyor? Para mı istiyoruz diyorum. Çünkü biz 100 bini geçince resmi olduk. Şimdi onun bunun istismar olan vesaire adımı kullanan kapattıracağız da. Ben senin neyine güveneyim kardeşim? Benim adımı kullanıyorsun. Ondan sonra oraya bir fetva bir şey yazarsan yanlış. Ondan sonra Cübbeli Hoca yazdı olacak. Çünkü bazı şeyler var benim adıma benden fazla. 420 bin WhatsApp'ta bir site var. Benimki 120 bin. Ama benim adımla olan 420 bin. Yani ne, ben hep derim. Benim adım para eder, kendim para etmem. Şimdi kardeşim, hakikaten böyle çıkıyor yani. Ya arkadaş, buraya benim adıma koyuyorsun. Ondan sonra da başka bir şeyler koyuyorsun. Tamam. İşte hoca efendiler meyhaneye gitmiş, tebliğ yapmış. Gidebilir. Meyhaneye de gidirsen Allah'ın kulunu Allah'ın yoluna davet edebiliriz, değil mi? Ama şimdi bu benim sitem diye gözükürse ne olur? Sözcü gazetesine manşet, Cübbeli meyhaneye gitti. Çünkü benim sitedeki hocalar gitmiş ya. Ama o benim sitem değil. Ya seçmek lazım, bu şimdi her şey böyle atılmaz. Sen meyhaneye gidiyorsan vaazını yap ama şimdi bunu buraya atarsan, öyle mi? Yani görmüyor musunuz? Adamlar her gün bir haber yapıyorlar. Neler sıkıntılar çıkartmaya çalışıyorlar başımıza ya. Herif gitti Reyne'yi taradı, bilmem neyi taradı. Cübbeli yılbaşı kutlayan kafir dedi. Hiç demediğim halde.
CHP'nin milletvekili yaptı bunu ya, o Mahmut'tan aldığın adam. Yani kafir olmadığına dair o kadar da diyoruz. Haram işleyen kafir olmaz, sakın kafir demeyin. Bu kadar el üstede anlattığımız halde ama adamlar iftiracı. Her dakika bir mevzu çıkıyor. Biz de bunu kontrole almamız gerekiyor. Öbür türlü ben nasıl kontrol edeceğim? Adam benim adımı açmış, oraya ne koymuş ya? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum.